Herkese merhabalar. Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dünyanın en kolay pastası diyebileceğiniz çok lezzetli bir bisküvili pasta tarifi hazırladım. Çok az malzemeli ve çok lezzetli bir pasta. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı dolusu un ve 1,5 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Tüm malzemelerimiz bunlar. Ocağı almadan önce malzemelerin tamamı eriyinceye kadar karıştırıyorum. Pastamızın muhallebisini ocağa aldım ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum ve un tadının gitmesi için 1-2 dakika boyunca kaynatıyorum. İstediğimiz kıvama geldikten sonra altını kapatmadan önce içerisine 1 paket vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Muhallebimiz istediğimiz kıvama geldi. Hemen ocaktan alıyorum. Tarif için büyük boy kare borcam kullandım. İçerisine petibör bisküvileri diziyorum. Bu tarifi istediğiniz bisküvilerle de yapabilirsiniz. Birinci kata bisküvileri dizdikten sonra üzerine 2-3 kepçe muhallebiden döküyorum ve spatulayla düzeltiyorum. Ve tekrardan petibör bisküvileri diziyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar, kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bisküvileri dizdikten sonra tekrardan muhallebiden 2-3 kepçe döküp üzerini düzeltiyorum. Pastamı 3 kat olacak şekilde ayarladım. Siz daha az muhallebi kullanarak dilerseniz katlarını 4 katta yapabilirsiniz. Son kata bisküvileri dizdikten sonra kremayı ayrı bir kasenin içerisine aldım. Üzerine çeyrek çay bardağı süt ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Bu şekilde pastamızın yüzeyi daha pürüzsüz kıvama gelecektir. İyice karıştırdıktan sonra kremanın tamamını bisküvilerin üzerine döküyorum ve üzerini düzeltiyorum. Bisküvili pastamız hazır. Dolapta 1 saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Pastamızı süslemek için çikolata rendeliyorum. Siz istediğiniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Son olarak bisküvili pastamı hemen dilimlere ayırıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Şöyle hemen pastamızdan bir dilim alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Kıvamı harika oldu. Çok az malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz çok lezzetli bir pasta oldu. Tarifi hiç eskimeyen, eski lezzetlerden bir pasta.
Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.